Evet. İstanbul'dan Ayşe Hanım var hattımızda. Ayşe Hanım. Hayırlı günler Nur abla. Çok Mehmet teşekkürler. hocam merhabalar. Merhaba, Sağ ol merhaba Ayşe'cim. kardeşim. Hoş geldin. Dinliyoruz Hoş hemen seni. bulduk. Hocama benim hızlıca anlatayım ben rüyamı. Lütfen. Bir eşimle ilgili gördüm. Bir de hamileyim, doğum yapacağım. Bebeğimle ilgili. İkisini de yorumlarsa çok sevinirim. Çok Eşimin kısa. niye bebeğini Hocam. söylüyor? He ama ne yapsın kızcağız. Neyse, Allah hayırlı Kaç etsin. ay Söylemiş kaldı ki mesajı hamileliğin alacağız. Son ayımdayım, son Hadi ayımdayım. O gözünü yüzden aç. belki önemli olur Buyurun. diye hocam Tamam. onu da Buyurun soracağım. tabii hamilelik önemli hocam. Evet, Dinliyoruz seni. hocam. Allah razı olsun. Senden Sizden de. de. Eşimi ben böyle zifiri bir karanlık bir odada başında böyle bir lamba, hani suçluları sorgularlar ya, bir sandalyede oturur vaziyette, elleri kolları bağlı, yüzünde böyle kabarcıklar, yaralar oluşmuş bir şekilde gördüm. Eşimle ilgili rüyam bu hocam. Bebekle ilgili olanı anlatayım mı? Dur önce bir eşini Buyurun. yorumlasın mı Yo, hocam? onu da söylesin. Onu da Onu peki. da Tamam, onu söylesin. da olsa Evet. anlatın. Onu da söyleyeyim. Bebeğimi de hocam sağ göğsünden süt geldi. Annenin ilk sütü. Hani böyle kahverengimsi. Tam beyaz değil. Hemen gelince bebeğim de doğmuş. Onu hemen emzirdim o anda. Bebeğimi. Bebeğimle ilgili de bu hocam. Rüyam bu kadar. Evet. Şimdi burada eşinizin üzerinde lamba olması, hani sorgu yerindeymiş gibi bulunması aslında eşinizin rızkıyla alakalı bir problemi var. Ya da böyle bir problem İşiyle aşılacak. alakalı mı? Evet. Hmm. Evet. Var Şimdi mı böyle bir problemi eşinizin? Ya şu anda biz ayrı yaşıyoruz da o yüzden çok sıkıntıda tabii ki. Hem kredi problem. borcu ödüyor hem kendini geçindiriyor Niye ayrı ayrı durduğu için. yaşıyorsunuz? Sıkıntılarımız oldu işte. Evet. Ama şey var. Allah nasip ederse çocuğun sütünün gelmesi kızım ne olursa olsun aranızı bulacak birileri olacak. Ya da sizin muradınız olacak canınızdan yani dünyaya getirmiş olduğunuz bebeğinizle alakalı Allah nasip ederse onun hürmetine Cenab-ı Allah belki de bir yuvanızı kurtarabilir. Ama şunu söyleyeyim iki tarafın da sıkıntısı ortadan kalkacak. Ay hadi hocam Çünkü inşallah. Allah razı olsun hocam. sağ göğüs olduğu Hayırlı için günler diliyorum. bir Allah razı saniye olsun. bir şey daha soracağım. Rüyanın erken çıkmasıyla geç çıkmasıyla alakalı ufak bir şey söylemek istiyorum. Erkek mi çocuğunuz? Hocam. Çocuğunuz erkek mi? Evet erkek çocuğu. Erken zaman olacak kardeşim. Teşekkür ediyorum. Öpüyoruz Çok sağ sizi. olun. Siz de sağ Merve olun. Hanım, ay Ayşe Hanım, şu andaki en önemli şey karnınızdaki evladınız. Evet. Onu sağlıklı dünyaya getirebilmek. Allah'ım inşallah ne geçirdiniz bilmiyorum ama kocanızın da aklı başına gelir. Sizi bu hamilelik süresince yalnız bırakmaz ve Adam yanınızda pişman olur. zaten. He? Pişmanmış. Pişman, pişman olsun zaten. Yani Sıkıntı da gösteriyor. ya nasıl yani hamile kadını tek başına Ya bırakıyorsun sen doğum yapıyor. belki başka şeyler olabilir. Yani iki tarafı olabilir. Her şey olabilir. Hocam, Hayattır bu yani. hocam hiçbir şey hamile bir kadını yalnız bırakıp o süreci tek başına geçirmesini sağlayacak kadar yani önemli olamaz. Vallahi O çocukları biz annemizin babamızın evinden getirmiyoruz. ben O bir şey çocukları bir affedersin çok özür dilerim Evet. birlikte yapıyoruz. Ama sanki bize öyle bir şey yüklüyorlar ki o çocukları biz anne babamızın evinden getirmişiz. Sanki sadece doğuran ana çocuğa bakmakla yükümlüymüş gibi. Şimdi aynen doğru söylüyorsun, katılıyorum. Hani bizim yaşadığımız olaylar da var biliyorsunuz. Günde gördüğümüz neler var. Adam kalkıyor karısına diyor yemek hazırla annengil geliyor diyor. Çocuk da daha bir ay yani bir aylık bir çocuk. Tamam diyor hazırlarım annemgile yemek. Ondan sonra yemeği hazırlıyor. Adam işe gidiyor. Akşam geliyor bakıyor hanım evde yok. Nereye gitti? Anası gil almış götürmüş. Kızı da çocuğu da almış götürmüş. Götürmüş götürdüğü yere de diyor ki bütün akrabalarına. Biz diyor gittik diyor otogara diyor kızı diyor buraya kadar göndermiş çocukla beraber diyor. Çocukla beraber utanmadan buraya göndermiş bir aylık çocuk diyor. Biz bunu ne yapacağız diyor. Bütün millete de öyle yayıyor. Bu sefer kalkıyor kendi akrabalarını eniştesine düşman yapıyor. Tabii yalan içinde yalan. Yalan. Ondan sonra adamcağız peşine düşüyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Tabii ilahi adaletin tecellisinden kaçılmaz. Evet, kaçılmaz. Her şey ortaya çıkıyor. Ondan sonra çocuk geri Evet. yuvasını kuruyor.